Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Özellikle arkadaşlar şu an seçim yaklaşırken doğrudan doğruya aslında her iki taraftan da kriptolar ve blockchain yapısına dair bir takım iddialar süre gelmeye devam ediyor. İşte partiler tarafından biliyorsunuz. Hem AK Parti tarafından hem CHP tarafından açıklamalar geldi. Ee, daha doğrusu şu an AK Parti tarafı e, kriptolar üzerine değil fakat genel olarak dijital Türk lirası ve blockchain yapısı üzerine e, bir takım söylemlerde bulunuyor. Aynı zamanda e, anlık muhalefet tarafı doğrudan kripto paralarla alakalı e, bir takım geçmişte biliyorsunuz mutabakat metni yayınlamıştı. Her ikisinden de bahsedeceğiz. Ee, olası durumdaki bir hükümet değişimi doğrultusunda e, ne gibi durumlar olabilir ya da değişmezse ne olabilir üzerine konuşacağız. Birincisi e, şunu söyleyebilirim şu an AK Parti'nin bahsetmiş olduğu e, dijital Türk lirası meselesi e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gelmemiştir arkadaşlar. Şimdi dijital Türk lirası neden önemli? Dünyanın şu an her yerinde e, merkez bankaları CBDC'ler üzerine çalışıyor. Daha bugün bile arkadaşlar Ripple'ın Karadağ'da Karadağ Merkez Bankası ile dijital birim üzerinde çalışacakları için çalışmaları için bir ortaklık kurmaları ve işbirliğine gittikleri gözlemlendi. XRP coin için çok güzel bir durumdur. Her yer buna Çin, ABD, İngiltere dahil dijital kendi para birimleri üzerine çalışmaktadır. Bunun önemi şuradan geçer. Ben her zaman söylüyorum ve bu sözlerimi hatırlayın diyorum bundan yıllar sonra cebinizdeki şu kağıt para madeni para olmayacak yapacağınız alışverişlerde doğrudan dijital lira kullanacaksınız arkadaşlar tabi belli başlı yerlerde hem ödeme yaparken devlet dairesine e, maaşınızı alırken işte ne bileyim e, markete gittiğinizde sürekli bu dijital birimi kullanacaksınız Kripto paraların buradaki somut yeri de Aynı sistem olan blockchain'i kullanıyor olması ve bunun özel sektörü oluşuyla yine kripto paralar, paralar e, üzerinden de buralarda dilerseniz eğer ne yapabilirsiniz e, ödemenizi bu üzerinde mesela bitcoin ile de yapabilirsin lira yerine gibi gibi e, dünyanın her yerinde böyle bir duruma yöneliniyor arkadaşlar. Türkiye'nin tabii ki bundan geri kalmaması da bizim için çok ama çok önemli. E, tabi bunu yapabilirler mi ne kadar yapabilirler bunun üzerinde konuşma konusunda e, erken arkadaşlar hani bilmi ben şimdi ne bileyim AK Parti dijital lira üzerinde ne kadar başarılı olur e, ne kadar entegre eder bunu bilmiyorum fakat dediğim gibi e, yani seçilirlerse görürüz haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak kriptolar üzerinde açıklamaları vardı aslında kendilerinin vaatleri e, kripto paralar konusundaki vaatleri tam da böyle istediğimiz gibi yani e, okusanız dersiniz ki Va, helal olsun ya ne vaat falan gibisinden tabi vergilendirme vesaire de var birazcık yatırımcı irite eden ama arkadaşlar vergilendirme lazım yani sen bugün hangi partiyi seçersen seç hangi ülkede olursan ol sen bir gün o vergilendirmeye tabi olacaksın bugün değilse yarın o e, gelecektir arkadaşlar tamam mı o yüzden Tabi ne olacak? E, bu şekilde hareketler olacaktır. Bunu bilmek lazım. E, CHP bu şekilde bir ortaya e, attı. Şimdi şöyle bir durum var. E, CHP iktidar olduğu süreçte ki açık söyleyeyim AK Parti'den de farklı bir şey beklemiyorum. Bu genel olarak bizim e, Türkiye'deki yapıyla alakalı arkadaşlar. Ben şöyle bir şey beklemiyorum. Böyle özgün bir şekilde e, düzenleme, özgün bir şekilde regülasyon beklemiyorum. ABD tarafını izlerler arkadaşlar. Bakarlar işte ne bileyim dünya geneli ves ves vesaire büyük ülkelerde ne gibi regülasyonlar var. Bunları bir gözlerler, anlatabiliyor muyum? Hangi ülke ne gibi bir adım attı ve bu doğrultuda ne gibi bir sonuç aldı? Bizim üzerimize nasıl olur? İşte bu gömlek bize yakışır mı falan misali. Bu şekilde olur ben bu gelecek 5 yıl içerisinde zaten hani hangi taraf seçilirse seçilsin öyle kripto paralarda aman aman bir çalışma yapılıp vaatlerin çok yerine getirilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi farklı dertleri olacaktır. Haricinde öyle üzerinde çok çalışabilecekleri bir süreçten ziyade diğer yerleri gözlemleyebilecekleri ve bunun üzerinde hareket edebilecekleri bir kendilerini uygulayabilmeleri için hareket edilebilecekleri bir süreci izleyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Ak Parti'nin seçim beyannamesinde dijital Türk lirası vurgusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 Ak Parti seçim beyannamesi maddelerini açıkladı. Açıklamada dikkat çeken maddelerden biri de dijital paralarla ilgiliydi. Söz konusu maddede şöyle denildi. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil dijital Türk lirası projemizi hayata geçireceğiz diyor arkadaşlar. Erdoğan geçen yıl Ekim ayında katıldığı Blok Zincir İstanbul programında da Merkez bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir demişti. E, kripto paralar çok fazla değil, fakat e, blockchain tarafında epey <laughs> şu anda çalışmalar üzerinde devam ediliyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Her zaman söylüyorum, e, beklentim yok ama gönül ister ki yani diğer ülkelere şöyle uzaktan e, bakmak falan yerine e, biz önden çalışalım. Bir şeyleri ilk biz geliştirelim. Biz bu alanda ileri gelelim. Ama dediğim gibi iş e, icraate geldiğinde bu şekilde olmayacaktır arkadaşlar. Kim olursa olsun. E, genelde bu şekilde olmuştur işler dediğim gibi. Ayrıca Türkiye 100 yılı e, tanıtım toplantısındaysa... ...dijital teknolojiler alanında ülkemizi... ...Metaverse'den blok zincire kadar her alanda en üst seviyeye çıkaracağız diye konuşmuştu. E, i̇nşallah yani inşallah böyle olur ama dediğim gibi hani şey karamsar olmak istemiyorum ancak biraz daha e, birkaç yıl en az rötarlı şekilde gelişip ne olacaktır? Kopyala yapıştır sistemine gideceğiz gibi duruyor. Kripto Millet İttifakı mutabakat metninde de geçiyor. Öte yandan Millet İttifakı'nın mutabakat metninde de dijital para, kripto varlıklar, fintechler ve dijital ödeme sistemlerine ilişkin düzenleyici ve denetleyici mevzuatın ve kurumların net bir biçimde tanımlanacağı, kripto varlıklarla ilgili borsaların düzenleme ve denetimine ilişkin adımları atılacağı ve küçük yatırımcıların korunacağı vurgulanmıştı. Evet, az önce konuştuğumuz meseledir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.